Sevgili seyirciler, değerli Dalaman halkı ve Ortaca halkı. Bu akşam Sayın Sedat Yılmaz eski başkanlarımızdan, belediye başkanlarımızdan Dalaman'ın konuk olarak ağırlayacağımızı söyledik. Ve bu programda sizlerle bir araya geldik. Bu bir araya gelmemizin sebebi hikayesini müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. Neden böyle bir programa ihtiyaç doğdu? Neden Sayın Sedat Yılmaz bizimle istişarede bulundu? Bunun kısa bir künyesini, geçmişini müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. 12 Mayıs tarihinde sizlerle sosyal medyada şöyle bir paylaşımda bulundum. Bir önceki Dalaman Kaymakamımızdan yarım kalan ve bitirilmesi gereken Dalaman'ı ilgilendiren işler nelerdir? Şu an ne durumda? Dalaman Kaymakamı Sayın Yakutay'a önümüzdeki salı günü itibariyle, yani ayın 17'si itibariyle Doruktürk TV'de yayınlanacak olan Açık Mektup programında kamuoyuna açık şekilde sorunları sunacağız ve sonrasında dün olduğu gibi bugün de konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla sabi samur şeklinde sizlerle paylaşmıştım. Ayın 17'sinde, 17 Mayıs tarihinde Atatürk Köprüsü'ne giderek 1935 yılında yapılan, 1934 yılında Atatürk'ümüzün talimatıyla gündeme gelen ve 1935'te gerçekleşen köprümüzün üzerinden videoyu gerçekleştirdim. Arzu edenler YouTube resmi sayfamızdan ve Facebook resmi sayfamızdan tekrar inceleyebilirler. Bunu paylaşır paylaşmaz Güran Oplar beyefendi, arkadaşımız serzenişte bulundu. Bir takım yorumlar yazdı. Çok da güzel bir Türkçeyle yazdı. Uzun uzun yazdı. Daha sonrasında ofisine gidip tebrik ettim. Bülbül gibi şakadını dile getirdik. Gereksiz yorumlardı. Aslında yakışmayan yorumlardı. Çünkü bu köprü, orada da izah ettiğim gibi, ağza sakız yapılacak, meze yapılacak bir köprü değil, olamaz da. Buna da müsaade etmeyiz. Orada da açık açık dile getirdik. O yazıların çirkin olduğunu, yazılar zaten işin makyaj kısmı. Aslında köprünün elden gitmek üzere olduğunu vurgulamaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Sonrasında hemen iki gün sonra, zaten 19 Mayıs'tı. Maalesef 19 Mayıs biraz, nasıl söyleyeyim size, soğuk rüzgarlı geçti. Yine akabinde tarih olarak da vermek istiyorum. 24 Mayıs'ta Türk Mutfağı Haftası icra edildi. Bir buluşma tertiplendi Sayın Kaymakam Bey'in himayesinde. Bu buluşmanın sonunda biz de kaymakamımızla buluştuk. Kendisine mikrofonu uzattık. Haftayla ilgili demeci aldık. Demeç sonrası Sayın Kaymakamımız çok büyük bir hoşgörüyle, nezaket çerçevesinde sağ olsun bilgilendirme, açıklama, adı neyse bulundu. Videoyu izlediğini, köprüyle ilgili hangi adımları attığını sağ olsun bizimle paylaştı. Ben de kendisine bir sonraki hafta yine bir açık mektup yapacağımızı ve Salsala Koyu'yla ilgili oradaki tarihi karakol binası diye yapılandırdığımız taş bina ile alakalı yine bir önceki kaymakamımız döneminde restore edilmesiyle ilgili karar alınmıştı ama bir adım atılmadığını dile getirdik. Sat Bey dedi, o konuyla ilgili video yapmanıza gerek yok dedi. Tüm samimiyetimle söylüyorum, önümüzdeki hafta onunla ilgili ihale açılacak dedi. Teşekkür ettim, saygılarımı arz ettim. Ayrıldık ve yine 6 gün sonra 30 Mayıs tarihinde de çok sevdiğim hattat arkadaşım,
Tolga Ayvazlar ziyaretime geldi. Tatil maksadıyla bölgemizde bulundu Ortaca ve Dalaman olarak. Ben de yine randevu alarak kaymakamımızla tanıştırdım. Hatta çok güzel bir çizim yaptı. Kendisine hediye olarak takdim etti. Bir ay sonra inşallah yine bir araya gelecek. Bu konuyla ilgili Sayın Dalaman Belediye Başkanı'na da bilgi verdik. Yoğun olduğu için kendisiyle görüştüremedik. Gönül koymamasını rica ettik. Evet, süreç böyle işledi. Sonrasında hemen ertesi gün 1 Haziran tarihinde eski belediye başkanlarımızdan Sayın Dalaman Belediye Başkanımız Sedat Yılmaz ziyaretimize geldi. Elinde Narin Bey kardeşimizin Yolcu dergisini bizlere getirdi. Oradan renkli fotokopiler almış ve Sabiha dedi programı seyrettim. Çok da beğeniyle izledim. Fakat eksikler var dedi. Tamamlayalım üstad dedim. Eksik neyse ortada kalmasın. Ondan sonra buyurun dedim. Bunu böyle hani kulis gibi değil de ekranda birlikte yapalım. Eksikleri de kamuoyuyla paylaşalım. Sonrasında Sayın Başkan bana zarar vereceğini düşündü ve programa katılmak yerine ben sizi bilgilendirmiş olayım. Hatta bu belgeleri, evrakları da size bırakayım. Rica ediyorum kamuoyuyla siz paylaşın dedi. Israr etmedik. Kendi takdiridir. Ama buradan yine söylüyorum. Bizim herhangi bir kurumdan, herhangi bir kişiden çekinecek hiçbir şeyimiz yok. Allah'tan başka kimseye bir borcumuz yok. Bir can borcumuz var. Dolayısıyla ben Sedat Başkanımızı çıkartacağım diye Sayın Karakuş'un bana darılacağını, küseceğini zannetmiyorum. Niye böyle bir şey yapsın? Onu da bilmiyorum. Dolayısıyla yine söylüyorum. Sedat Başkan'a televizyonumuzun kapısı açık. İstediği an diğer hayatta olan tüm eski başkanlarımıza da açık. Sonuçta Dalaman'ın geleceğiyle alakalı kimin ne fikri varsa bunu memnuniyetle bizim aracılığımızla iletebilirler, paylaşabilirler. Programın sonunda da şahsi fikirlerimi de aktaracağım. Bu noktada Tolga Ayvazlar kardeşimizin gelmesiyle beraber çay içme esnasında Sayın Kaymakamımız sağ olsun gerekli yerlere o an telefon görüşmelerinde bulundu. Biz de kulak misafiri olduk. Sürecin ciddi bir zaman alacağını ama düğmeye basıldığını bize de orada söyledi sağ olsun. O noktada kaymakamlık nezdinde şu an olay yürüyor. Şimdi gelelim Sedat Yılmaz Beyefendinin, Sayın Başkanın bize verdiği bilgileri siz değerli kamuoyuyla paylaşmaya. Nedir bu süreç? 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayıp 35 yılında tamamlanan Dalaman Çayı üzerinde tarihi Atatürk köprümüz 2010 yılında 4/4/2010 tarihinde ki bu bilgiler Yolcu dergisi Ege Yolcu olarak sizlerle paylaşıyorum alıntı olarak. 4/4/2010 tarihinde Atatürk Köprüsü'nün 75. yılın kutlaması yapıldı. Burada şu an eski tabirini kullanıyorum. Eski iki belediye başkanımız Ortaca ve Dalaman Belediye Başkanları Yolcu Dergisi'nin koordinasyonuyla bir araya gelerek üçlü bir icraatla 75. yıl kutlamasını organize ettiler ve çok da güzel bir kutlama
gerçekleşti. 2011 tarihinde 8 Mayıs 2011 Pazar günü bu defa 76. yıl kutlaması gerçekleşti ve burada her iki başkanın da demeçleri var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ortaca eski belediye başkanı Hasan Karaçelik yaptığı konuşmada şunları söyledi. Dalaman ve Ortacalıların böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı. Dayanışma ve kaynaşmanın iki ilçenin yararına olması yanında ülkemizin barış, sevgi ve kardeşliğe ne kadar çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ben bu köprünün bundan sonra isminin Atatürk Köprüsü yanında sevgi, barış, kardeşlik ve dostluk köprüsü olarak da anılmasını dilemiş. Atatürk zaten hepsini kapsıyor. Böyle bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ve Ege Yolcu Dergisi editörü güzel insan Nadir Şahin'e de teşekkür etmiş. Biz de yine kendisine selam, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz buradan. Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz ise her iki ilçenin halkının burada olduğunu görmek bize heyecan ve şevk vermektedir. Bu etkinlik birlikteliği, kardeşliği simgeleyerek dayanışmayı beraberinde getiriyor. İnsanların yüzündeki hoşgörüyü ve tebessümü görüyoruz. Bu da bize güç veriyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda bu etkinliğin oluşmasında çok çaba sarf eden Ege Yolcu Dergisi Nadir Şahin'e, kardeşime teşekkür ediyorum. Biz neredeyiz biliyor musun? Neredeyiz? Dostluğun göbeğindeyiz. Harika vallahi, gerçekten süper. Hakikaten alkışlanacak bir cümle aldık başkanımızdan. Peki bu etkinlik hakkında neler söyleyeceksiniz başkanım? Aslında bu etkinlik bizim çok fazla aklımıza gelmiş bir şey değildi. Açık konuşmak gerekirse Ege Yolcu Dergisi'nin editörü Nadir Şahin'in yarattığı bir etkinlik bizi burada buluşturdu. Ama iyi ki buluşturdu. Bu köprü aslında sadece bir köprü değil. Özlemlerin giderildiği, insanların kaynaştığı bir köprü. Niye öyle? Bu köprü yapılmazdan önce iki tarafta insanların akrabaları vardı, dostları vardı. Ama maalesef birbirlerini göremiyorlardı, geçemiyorlardı. Bu köprü aslında çok fazla simgesel bir değeri var. Hem tarihi bir değeri var hem de simgesel bir değeri var. İnsanları buluşturan, kaynaştıran, özlemleri gideren bir köprü. Ve ben bunun için de diyorum ki aslında biz bu köprünün adını sadece Atatürk Köprüsü değil de Dostluk ve Özlem Köprüsü diye koymak gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin, ulusumuzun kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in bölgemize bıraktığı, bölgemize yaptığı en büyük eserlerden birinin hemen önünde bulunmaktayız. Bu eser ülkemiz adına o tarihlerde Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda 1934 yılında temelleri atılan Atatürk Köprüsü, 35 yılında hitam bulan bir köprüdür. Dostluğun simgesel manada pekiştiği bir ortamda bulunuyoruz. İki ilçe halkının her şeyden önce bu dostluğa, bu sevgiye, şefkate her şeyden önce bizlerden daha fazla ihtiyacı vardı. Geçtiğimiz yıl 4 Nisan'da yaptığımız ilk etkinlikten sonra Köprü Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından tarihi eserler statüsüne alındı. Tekrar ediyorum. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından tarihi eserler statüsüne alındı. Ne zaman? 2011. Köprünün etkinliğin amacı şu: köprünün bir an önce korumaya alınıp restore edilmesi, Dalaman ve Ortaca halkının kaynaşmasının sağlanarak birlik, beraberlik, sevgisinin oluşturulması, siyasi görüşleri farklı da olsa her iki belediyenin dayanışma ve paylaşma içerisinde oluşunun diğer bölgelere örnek olması. Gerçekten 3 ulvi niyet göstergesi. Evet, 2011 tarihinde bu buluşmanın
hemen ardından gerçekleşen olayı sizlerle paylaşıyorum. Ne mutlu ki bu çalışmalar Temmuz ayında, 2011'in Temmuz'undan bahsediyoruz, Karayolları Bölge Müdürlüğü gözetiminde başlıyor çalışmalar. Köprünün ayak kısımlarına 750 adet 2 metreye 1 metre çapında beton bloklar döşeniyor. Daha sonra kumlama, sıva ve boya yapılıyor. Bundan böyle köprü geçişi ağır tonajlı araçlara kapatılacak diyor daha doğrusu. Ancak küçük araçlara ve yaya trafiğine açık tutulacak. Dalaman Çayı üzerindeki 1934 yılında yapımına başlanan köprü 170 işçi tarafından bir yıl içinde Fransız mimarisine uygun olarak bombeli kemer şeklinde 4 metre genişliğinde, 3 ayak üzerinde, 14 metre yüksekliğinde, 85 metre uzunluğunda inşa ediliyor. 71 yılına kadar Fethiye-Muğla karayolu ulaşımının yapıldığı Atatürk Köprüsü, Ege ve Akdeniz bölgesinin güneybatısını sağlayan konuma sahip. Köprü aynı zamanda birçok tarihi Türk filmine de yer ve misafirlik zemin teşkil ediyor. Dalaman ve Ortaca halkları buraya köprübaşı olarak adlandırıyor. Atatürk Köprüsü ile ilgili bayram ve hidrellez kutlamaları gerçekleşiyor. Ve buradan o dönemin Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz'a ve Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçeli'ye teşekkürlerini bildiriyor Ege Yolcu Dergisi. Evet, Sedat Yılmaz Başkanımız, bunları lütfen kamuoyuyla paylaşın. Çünkü sizin dediğiniz gibi tamirat yapılmadı değil. Biz 2011 yılında bunu başardık. Temmuz ayında bunu gerçekleştirdik dedi. Biz kendisine veya kamuoyuna bu köprü hiç tamir görmedi, hiç kimse bu köprüyle ilgilenmedi demedik ki. Sene 2022 oldu dedik. Köprünün hali bu vaziyette dedik. Bir önceki kaymakamımıza dilimiz döndüğünce izah ettik dedik. Şimdi de yeni kaymakamımızı yakalamışız. Devlet olarak muhatabımız o. Bu da benim devletimin köprüsü. Muhatabımız da odur dedik. Açık mektup olarak kendisine seslendik. Allah razı olsun. Kendisi de devreye girdi. Ben bu saatte bu programı sizlere hazırlarken çok enteresan, şaşırtıcı bir gelişme oldu. Neden şaşırtıcı? Çünkü Sayın Karakuş'la müteakip defalar bir araya gelmemize rağmen, hatta Kaymakam Bey'le ya ben de aranıza gireyim, üçlü olarak hani konuyu yatıralım masaya demesine rağmen bana da sürpriz oldu. Teşekkür ederiz kendisine. Böyle bir sürpriz yaptığı için yaklaşık 4-5 saat evvel şöyle bir paylaşım yapıyor kendisi. Karayolları Antalya Bölge Müdürümüz Ahmet Gülşen, bölge sorumluları ve ekibiyle eski köprü mevkiinde buluşarak eski köprü, yani Atatürk Köprümüzün restorasyon çalışmaları için incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa zaman içerisinde Atatürk Köprüsü iyileştirme projemiz de tamamlanacak. Köprümüz ismine daha yakışır bir hale gelecek. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu konuda o da devreye girdiği için ve Atatürk Köprüsü iyileştirme projesi ismini verip konuyu sahiplendiği için. Evet, fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bu noktada ben bir medya mensubu olarak seviniyorum.
gururlanıyorum. Niye? Bu proje Sayın Başkanımızın 3. yılı. Ne güzel ki bizim videomuzla eş zamanlı diyelim bir hale geldi. Kendileri de devreye girdiler. Projelerini hayata geçirmek için adım attılar. Sonuçta her şey Dalaman için. Burada şahıslar, egolar, birimler vesaireler değil. Bir an önce Dalaman'a tüm kurumların hizmet etmesi, eksiklerin giderilmesi. O zaman bu noktada Sayın Kaymakamımıza lütfen aynı şekilde Salsalı Koyun'daki karakol binasının da yine mevcut heyetle gündeme getirilmesi, o yapılacak olan ihalenin kendisinin de takip etmesini kaymakamımızla koordineli olarak biz basının da takibinde bir an önce projelerin ayaklanmasını kalben istiyoruz. Dalaman'ın bir sakini olarak. Evet. Bu noktada Sedat Yılmaz Beyefendi programa katılmadı dediğim gibi. Belgeleri verdi. Eksik olan yerlerin tamamlanmasını rica etti. O noktada biz sözümüzü tutmuş olduk. Bu yeni bir gelişme. Başkanımızın bu atağı. Dolayısıyla Sedat Yılmaz'ın da konuyla alakalı yine beyanatları olacaksa, hani bu defa böyle mektup kurye gibi değil de zahmet edip de gelirse, kendisinin de sözlerini Aziz Dalaman halkıyla ve Ortaca halkıyla paylaşmış olalım. Şimdi bu programın sonunda dilek ve temenniler bölümü olarak diyelim. Sevgili Narin Bey kardeşimizi, Ege Yolcu Dergisi'ni, her ne kadar emekli de olsa, karavanıyla geziyor da olsa, bizim yaşça büyüğümüz veya aynı yaşlardayız, tam bilmiyorum. Fakat bölgenin insanı olduğu için ben tekrar göreve davet ediyorum. Bizim Doruk Türk'te olarak içinde yer almayı arzu ettiğimiz, belki dörtlü bir organizasyon olabilir. Eski iki başkanımızın da katılımının da uygun olacağını düşünüyorum. Eğer şu an ERK'te bulunan, yönetimde bulunan değerli Muhammed Karakuş ve yine kıymetli Alim Uzun Demir Beyefendi'yi, iki kıymetli başkanımızı, eski başkanlarımızı da alarak uygun gördükleri bir tarihte köprümüzün altında bir etkinlik, Ortaca ve Dalaman halklarını buluşturacak bir etkinliği ben buradan teklif ediyorum. Bahsi geçen iki başkanımıza takdir kendilerinin, ama olursa eminim çok güzel olacak ve süreçte hızlanacaktır. Benim söyleyeceklerim bu akşam için bu kadar. İzlediğiniz, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Önce Dalaman, önce Ortaca, önce memleket diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene diyelim. Sözümüzü balla kapatalım. Hayırlı akşamlar efendim.